Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâlallahu Teala fi kitabihil kerim. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Değerli seyirciler, hepinize hayırlı günler, hayırlı oruçlar, hayırlı teravihler, hayırlı olan ne varsa Cenab-ı Allah'ın lütfetmesini niyaz ediyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu asrın hastalığı, asrımızın hastalığı. Nedir hocam diyeceksiniz asrımızın hastalığı? Stres, gerilim, depresyon. Kimde var bu? Zengininde de var, fakirinde de var. İşçisinde de var, işvereninde de var. Amirinde de var, memurunda da var. Ne oldu da insanımız bu hale geldi? Herkes sanki iğneli bir beşikte, dikenler içinde yatıyor gibi şikayetçi. Hani bu iş sadece fakirlikten kaynaklansaydı, sadece parası olmayan insanlar stres yaşasaydı, zengin olunca kurtulacak derdik. Milyoner oldu, stresten kurtulamadı. Ya işçi de onun için stres yaşıyor. İşveren olsa, kendi iş yerini açsa kurtulacak diyor diye düşünüyorduk. Açanlar da kurtulamadı. Önce bir devlet dairesinde veya özel sektörde memur olarak başladı. Bir amir olsam, müdür olsam, hiçbir problemim kalmayacak zannetti. Amir oldu, müdür oldu, problem bitmedi. Peki o zaman soru, ne oldu da insanımız bu hale geldi? Stres niye bu kadar yaygınlaştı? Depresyon niye bu kadar yaygınlaştı? Antidepresif ilaçlar niye gün geçtikçe artarak kullanılıyor ve maalesef de hem büyük paraları alıp götürüyor, hem de bana sorarsanız derde de tam derman olduğu yok. Elbette bilir kişilerin yazdığı reçeteleri kullanacağız ama gelin biz bugün bu derdi maneviyat açısından nasıl halledebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Derde dermana yarayacak, işe yarayacak, sadra şifa olacak bizde ne gibi değerler var? Bunları müzakere etmeye çalışalım. Sohbetimizde bir işe yarasın inşallah. Efendim, bir sohbetimizde arz etmiştim. Hastalıkların tedavisinde teşhis çok önemli. Teşhis yanlış olursa tedavi mümkün olmaz. İşte mesela stresin, gerilimin, depresyonun sebebi fakirliklerde orada kalırsak tedavi etmemize imkan yok. Çünkü adamı zengin ediyorsun, milyoner ediyorsun, yine stres devam ediyor. Efendim, bu teşhisi kim koyacak? Hani midemiz ağrıdığında mide uzmanına gidiyoruz, akciğerimiz ağrıdığında dahiliye uzmanına gidiyoruz, varsa akciğerin özel uzmanına gidiyoruz, böbrek de varsa böbrek uzmanına gidiyoruz. İnsanlardaki bu stresin, gerilimin, depresyonun nereden geldiğini, sebebinin ne olduğunu kim teşhis edecek? Çok önemli bir şey söylüyorum. Efendim, Ahmet teşhis etsin. Yanılabilir. Mehmet teşhis, o da yanılabilir. Efendim, bir heyet oluşturalım, bir komisyon kuralım, onlar tespit etsin. Onlar da insandır, o da yanılabilir. Peki, kim tespit ederse yanılmaz? Kimin tespitinde hiç şaşma olmaz? Kim bu stresin, gerilimin,
sebebinin ne olduğunu söylerse hepimiz ona inanmak durumunda oluruz ve hakikaten doğru olur. Bir kısmınızın cevabı söylediğini duyar gibiyim. Allahu Teala'nın tespiti yanılmaz tespittir. Peki Allahu Teala stresin tespitini, teşhisini yapmış mı? Yapmış. Evlerinizde Kur'an-ı Kerim var. Türkçe mealleri de var. Taha suresinin 124. ayeti kerimesini açın. Başta da okudum ben. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا" Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, biz ona bir sıkıntı veririz. Bir türlü huzuru bulamaz. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, ona sırtını dönerse, huzur bulmasına imkan ihtimal yoktur. Taha suresi 124. Hatta devamında, tabir caizse tüylerimizi ürpertecek bir hakikattan bahsediyor Cenab-ı Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde biz onu âmâ olarak diriltiriz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا O da der ki, ya Rabbi beni niye âmâ olarak, görmez olarak haşrettin, dirilttin? Halbuki ben dünyada görüyordum der. Allah-u Teala da ona der ki, قَالَ كَذَٰلِكَ Dediğin doğru, dünyada görüyordun. اَتَتْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bizim ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Zikrimizden yüz çevirdin, bugün de senin gözün unutuldu. Tabii Allah'ın unutması söz konusu değil. O yaptığın cezasını çekiyorsun manasında söyleyecek, bizim de tüylerimizi diken diken edecek. Şimdi, anladık ki huzursuzluğun kaynağı zikirden yüz çevirmek. Peki zikir nedir? İlk ve en meşhur manada Kur'an-ı Kerim'dir. Nereden çıkarıyorsunuz hocam? Cenab-ı Allah yine bu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun." Zikri biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz diyor. Allah-u Teala neyi indirdi değerli seyirciler? Kur'an'ı indirdi. Demek ki Kur'an'ın isimlerinden biri de zikirmiş. Zikir başka manada namazdır. Namaz hem zikirdir, hem şükürdür, hem de hamdü senadır. Bütün ibadetleri cami bir ibadettir. Namazdan yüz çeviren huzurlu olamaz diyor Cenab-ı Allah. Bir başka ayet-i kerimede فَذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا diyor. Allah-u Teala'yı çok zikredin ki huzurlu olasınız, mutlu olasınız diyor. Bizim Yunus Emre zengin değildi, fabrikası yoktu, milyoner değildi, arabası da yoktu. Ne diyordu? Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana, seni gerek seni. Ben diyor, varlığa sevinmem, yokluğa üzülmem. Allah benimle beraber mi? Ben Allah'la beraber miyim? Rabbimin emrini yerine getiriyor muyum? İşte benim dünyalar benim olur. Allah benden razıysa problem kalmaz diyor. Mallar malını buldum, dükkanım yağma olsun. Ballar bağlını buldum, kovanım yağma olsun. Bak, her şeyi feda ettiği halde mutluluğu yakaladığını söylüyor. Demek ki zikri kesir, çok zikir insanı mutlu edermiş. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ayet-i kerime. Dikkat edin, insanların kalbi ancak Allah'ı zikretmekle mutlu olur. Dolar, mutlu olur, yerine oturur, mutmain olur buyuruyor. Otomobilin lastiği hava ile dolacak şekilde yapmış fabrika. Siz fabrikanın koyduğu kuralın dışına çıkıp da suyla doldurmaya kalkarsanız randıman alamazsınız.
Toprakla doldurmaya kalkarsanız vazife yaptıramazsınız. Ya dönüp dolaşıp fabrikası neyle dolacak şekilde yapmışsa onunla doldurmadıkça netice alamazsınız. Bu kalbi yaratan Allahu Teala da diyor ki benim yarattığım insanın kalbi Allah'ı zikirle dolar ve doyar ve mutlu olur diyor. Biz neyle doldurmaya çalışıyoruz? Evle, arabayla, dolarla, altınla, gümüşle, otomobille doldurmaya çalışıyoruz. Dolmadı işte. Asrın insanının kalbi bunlarla dolmadı. Dolması da mümkün değil. Efendim, zikran ketira da kutsa bir teknik malumat arz etmek isterim. Hani çok zikir, çoktan maksat nedir? Günde bir Müslüman 1000 kere Allah dese, la ilahe illallah dese az mı çok mu? 500'e göre çok, 2000'e göre az. 5000 kere la ilahe illallah dese çok mu az mı? 10.000'e göre az, 3.000'e göre çok. Peki asıl çokluk nerede yaşanacak? Nasıl yakalanacak? Dil zikrede ede, beyin onunla meşgul ola ola Allah'ı zikir kulun kalbine inerse işte ona zikri kesir, işte ona sultani zikir derlermiş. Bu insanı mutlu kılan şaşmaz reçete imiş. Allah duymamızı, anlamamızı, yaşamamızı nasip eylesin. Efendim dedik ki, derdin nereden geldiğini, çarenin ne olduğunu kim söyleyecek bize dedik. En son dedik ki Kur'an-ı Kerim söyleyecek, Allah söyleyecek. Örneğimiz ne? Evdeki buzdolabımız bozuldu. Ahmet Usta'ya gittik yapamadı. Mehmet Usta'ya gittik yapamadı. Hasan Usta dedi ki benim atölyem daha geniş, bana getirirseniz ben arıza ne olursa olsun düzeltirim. Götürdük, o da yapamadı. Biz bu buzdolabını nereye götürelim ki? Arızası ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar çetin olursa olsun mutlaka yapılabilsin. Sözü uzatmadan cevabı ben veririm. Fabrikasına götürürsek arıza ne olursa olsun telafi edilir, tamir edilir. Niye? Fabrika sıfırdan imal ediyor. Arızayı mı düzeltemeyecek? Biz de insanımızda gördüğümüz bu stresi, gerilimi, depresyonu Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e göre tedavi etmeye kalkarsak boşuna zaman geçiririz, yalama ederiz. Aldığımız ilaçlar da yeni tahribata sebep olur. Peki kime götürelim öyleyse? Kim yarattıysa ona götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz hocam? Allah'ın bir mekanı yok, makamı yok. Elbette yok. Kur'an-ı Kerim'e götüreceğiz. Bir de peygambere götüreceğiz. Ha? Son zamanda bazıları peygamberi devre dışı bırakarak İslam anlatmaya çalışıyor. Saçmalığın ta kendisidir. Böyle bir şey olamaz. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha vazgeçilmez 4 sütundur. Strese giren, depresyona giren zamanımız insanlarını Allah'a ve peygambere götürmedikçe tedavi etmemiz mümkün değil. Nasıl götüreceğiz? Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu yapmaya, Efendimiz Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi neyse onu yapmaya çalışacağız ki insanımızı stresten kurtaralım. 3 günlük dünya hayatında mutlu yaşayalım. Sonsuz ahiretimizi kazanarak ahirete gidelim ve inşallah cennette beraberce Allah'ın cemalini seyredelim diyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun efendim.